yarışmasının birbirinden ünlü jüri üyeleri Songül Karlı. Nefis, 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 nefis. Hakan Akkaya. Ay bu mandal aldım, rüküşlük kokuyorsun Songül. Mert Ekrem. Sen bir kere bak, hep bu hatayı yapıyorsun. Sen limitlerini bilemeyen bir kız. Ve güzel sunucu Özge Ulusoy canlı yayına geliyor. Karışık da toplayabiliyorum ben. İlla baş baş besleyeyim. Sürprizlerin ardı arkası kesilmeyecek. Hakan Akkaya bahar temizliği bile yapacak. Hakan içinden bir şey çıkabilir. İçinden çıkarım. Yabancı. Ay, elimi ısırdı içinde. Bugün Yıldız Benim'in dev kadrosu sürpriz yarışmacılarıyla birazdan canlı yayında, her şey dahilde. Geçtim ben beni. Küçükken öyle çalamıyordum. He? Küçükken çalamıyordum, öyle böyle öğrendim. Böyle değil zaten. O dişlerin arasındaki boşluktan mı çıkıyor ses? Ya gitme. Ya vallahi oradan çıkıyor. Nasıl o kadar? Dişin arası boş ya, oradan hava girince böyle bir ses çıkıyor. Tonaj. Ekranları başındaki izleyenlerimiz, stüdyodaki birbirinden yüzünde güller açmış. Efendime söyleyeyim, birbirinden güzel gülen
sabahların en tatlı, en güzel seyircisine her şey dahilden günaydın! Bugün burası kopacak. Neden kopuyor? Kopuyor çünkü dört tane birbirinden güzel. Dört tane birbirinden değerli. Birbirinden yakışıklı. Hele birisi var ki benim için çok önemli. Çünkü ikimize birden şarkısı ve az önce okuduğum şarkı bir de aşkın vurduğu yer, aşkın vurduğu yerde çiçekler açar şarkısını almıştım ki ikimize birden benim için bir milattır sanat hayatımda. Onun sözü ve müziğini yazan Mert Ekren. Evet. Az sonra bizlerle birlikte olacak. Kim bunlar? Show TV ekranlarında saat 4'te canlı yayına başlıyorlar. 4 mü? 5. 4 değil mi? 4'te başlıyorlar akşam haberlerine kadar. Onları izliyorsunuz. Bugün Yıldız canlı benim programının çok zor. Sunucusu. Jüriyeleri. Sunucusu efendim sevgi Özge Ulusoy, Hakan Akkaya, Songül Karlı, Mert Ekren ve iki yarışmacımız bizlerle birlikte olacak. Az sonra. Hakikaten yani kopar mı bilmiyorum ama yakacağız burayı. Çok eğlenceli bir program çok, olacak. Çok eğlenceli olacak. Ama ondan önce bir telefon bağlantımız olacak. Sevgili Ender Saraç'la efendim dün çok güzel bir yayın yaptık. Çok güzel şeyler öğrendik. Ben her geldiğinde notlarımı alıyorum. Kitabını dün okumaya başladım. Ama ufak bir yanlış anlaşılma oldu. Onu düzeltmek için bizi aradı. Söyleyecekleri var efendim size. Günaydın. Günaydın Çağla, günaydın Alişan. Ne güzel enerjiniz bu sabah. İyi bir yayın diliyorum size. Sağ olun hocam, günaydınlar. Sağ olun, sizi dinliyoruz. Bir kere hassasiyetiniz için teşekkür ediyoruz evet, hocam. Evet. Çünkü hepimizin, herkesin gözünden kaçmış bir şey ama siz tabii ki uzman doktor olduğunuz için ve yanlış bilgilendirmemek tabii adına insanları düzeltmek dün bir düzeltme yapacaksınız tabii, dünle tabii ilgili. Öncelikle çok güzel yayıncılık yapıyorsunuz. Teşekkür ederim. Ben bu kadar tecrübeli bir hekimim. Kendi programda yapmama rağmen dün soruyu yanlış anlamamdan kaynaklanan bir hatalı cevap vermişim. Hı hı. Sağ olun, sizin sayenizde onu düzelteceğim. Hı hı. Nesrin Hanım dün canlı yayına bağlanmış. Evet. Nesrin Hanım iki çocuğunda ciddi süt alerjisi olduğunu söylemiş. Ben soruyu tam anlamamışım. Hı? Süt içemiyorlarsa ayran içebilirler demişim. Bu yanlıştır. Evet. Süt alerjisi olan çocuklar hiçbir şekilde süt ürünlerini, yoğurt, peynir, cacık, kefir, ayran evet içemezler. Hı hı. Onu düzeltiyorum. Bir hekim olarak hassasiyet göstermek istedim. Siz de sağ olun, duyarlı ettiniz. Teşekkür ederim. Alerjik anne grubu çok güzel çalışıyorlar. Alerjik anne grubu beni ikaz etti. Baktım gerçekten de öyle sorulmuş soru. Hı hı. Onu düzeltmek istedim. Nesrin hocam Hanım aslında, inşallah seyrediyor. Aslında buyurun. Nesrin Hanım şey demişti. Çocuğum süt içemiyor. Onun yerine ne içirebilirim demişti. Siz demiştiniz belki süte ona alerjisi vardı. Ona benzer yine bir soru vardı. Belki biz onunla karıştırmış olabiliriz. Evet. Yine ona benzer yok bir problem vardı. Onunla evet, karıştırdık. Doğru. İki soru vardı. Arka arkaya alınca telefonları. Doğru. Aynen. Doğru. Yanlış anlaşılma oldu. Onu düzeltmiş olduk sayenizde. Çok İkinizi teşekkür çok ederim. Seviyorum. Teşekkürler. Sağ olun. İyi biz de öyle. Inşallah. Teşekkür evet ediyoruz hocam. Sağ olun. Ender Saraç'a bir kocaman alkış. Konuklarımızı almadan önce. Bana dün çağla yiyin dediniz hocam. Çağla yedim yedim oturdu. Oturdu midene mi oturdu? Çok çağla yedim ya. Çok mu yedin? He valla. Sonra sıkıntı oldu mu? Sıkıntı bir ufak oldu. Ne gibi? İşte yani bir Allah'tan yakın hani benim odamla şey arası. Bir tevelet. Ha bir şey oldu. Tevelet arası yakın. Şey peki altın gününe gittik. Altın? Yepyeni bölümüyle efendim çok güzel yemekler yedik. İnanılmaz güzel sofralar hazırlıyorlar bizi davet eden izleyenlerimiz. Sizlerden de davet bekliyoruz. Gelmeye yetişebildiğimiz kadar sizlere konuk olmaya devam ediyoruz. Bir izleyelim sonrasında konuklarımızla buradayız. Ah geceler, sensiz geceler, kabus gibi çöker geceler, ayrılıklar vurur beli, sabahları dar geceler, ah geceler, sensiz geceler, kabus gibi çöker geceler, ayrılıklar vurur beli, sabahları dar geceler. Ne? Kıbbar olsun bacısı belele. Ne yapıyorsunuz oğlum burada bele? Ayağıma bastın. Biliyorum kusura bakma bacım. Oh. Kız benim ayağımda 35,5'tur. Ha güzel. 35,5 karşı yaka. Seda amcığım bugün valla bizi kırmadın geldin çok memnun olduk. Sen biliyorsun kanalımızın ha, neye büyüsü. Geldim? Neye siz de geldim? Ben programa gelin diye. Yeni bir ama bir şey yok. Bu ne? Bu ne? Bu. Kendim aldım annem. Ne aldın? Kendim aldım. Bu Antep taşı diyorlar buna. Elde bir sıkışı, göğüste bir problem var, bir ağrı mı var? Var evet. Var. Ondan tutuyorsunuz. Çok göğüste sevindim, sütüm geliyor. Ne varmış? Ha ben de yok, ben aşk acısı mı hani böyle şey hayır, falan? Hayır asla öyle aşk acısı. Benim niye ayağım böyle? Hayatta aşk acısı çekmedim ben be. Hadi be. Aa.
Ben aşk acısı çektiririm. Asla aşk acısı çekmem. Çekti mi bu zamana kadar oğlum, biliyorsun? Hayır, öyle bir şey yok. Asla. Bilmiyor musun? Sinirlendirmeyin, sinirlendirmeyin. Niye su yapıyorsun? Hep söylüyorum. Sinirlendirme. Dinle burayı. Hep söylüyorum. Geldi de güldü. Hayır, dur. Geldi güldü. Ayşe olur mu? Geldi, kalkalı ya. Ama şey, nereye geldik? Ayşe bacına. Ayşe bacıma geldik. Kurban olsun onun bacısı. İyi yaptık. Çıktık çıktık geldik. Nasıl bir şey? Siz de çıkın çıkın gelin. Nasıl bir insansın ya? Çıkın çıkın gelin. Bugüne özel çok kıymetli bir değiş vardır Anadolu'da. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Aç karnına yüksek nalın, salın ***larım salın. Kız niye gülüyoruz? Dur! Benim bir miladım var. Bacınızı konuşturmayın. Hadi be! Hadi! Hadi şuan kapıyı aç. Orada zaten bip yaptık ve herkes alacak diyor. Merhaba. Ah canım benim. Kutlar olsun bacısı onu böyle. Kutlar olsun. Bahane. Seda böyle birlikte geldi. Evet, iyi yaptınız. Bitirin Seda. Canım benim. Aa, girdi mi bu da içeri girmiş? Ay. Hoş geldiniz. Duymadın ki. Ne dedi? Çağla kız bu da girdi mi içeri? Bak bakayım, girmiş köşeyi dönmüş. Allah'a çok şükür. Ay canım benim. Ayşem nasılsın ki? İyisin bacı. Oh, kubban olsun lan oğlum. Ay kubban, kubban. Geçelim mi içeri? Hadi geçelim. Ayşe abacığım, bizi tanıştır ama. Kim kim şimdi? Arkadaşım Rita. Memnun oldum. Ben de memnun oldum bacım. Ne diyorsun? Arkadaşım neredeyim? Zeynep. Arkadaşım geldi. Çağırdı, davet etti. Ona geldi. İyi, konuşursun. Merhaba bacım. Merhaba tatlım. Kelebek var. Merhaba bacım. Ay şuna bakın. Şuna bakın. Şuna bakın. Merhaba annem. Gitti. Merhabalar. 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 Evet, Ayşe ablayla başlayalım bakalım. Nereden kıza geldi bizi çağırmak? Vallahi televizyonu seyrettiğim için çok aradım ama. Bizim programı. Evet. Çıkıyor, düşmüyor mu anne? Düşmüyor, açmıyorlar, düşüyor, açmıyorlar. Telefonun niye açılmıyor acaba? Çok kolay düşürebilecekleri bir numara var, onu söyleyeyim şöyle mi? Söyle. Altın günüyle ilgili. Ha, bizi eğer aramak istiyorsanız efendim, bizi ulaşmak istiyorsanız, evet, evlerinize bizi davet ediyorsanız numara geliyor. Ha, numara böyle ama. Tan nina dan nina na tara nina dan ta. Altın gününe mi? Tara dina. İstiyoruz. Gelelim anne. Kaç? 0. Oo. 212. Evet. 424. Evet. 02. Evet. 94. Allah. Dan lila dan lila dan lila dan lila. Normalde bugün de arkadaşlarınızla beraber oluyorsunuz. Evet. Siz altın günü yapıyor musunuz kendi aranızda? Yoksa sadece mesela böyle bir toplantı, muhabbet mahiyetinde mi? Toplantı, muhabbet, öyle yani. Kimler arkadaşlarınız, biraz tanıtın bize. Şimdi Yeşilköy'den arkadaşım Rita. Onun, hı-hı, komşusu yine benim arkadaşım Zeynep Hanım. Hı-hı. Benim aynı katta oturuyoruz. Aynı apartmanda, evet, burada. Evet, Figen Hanım. Bir şey diyeceğim, böyle çok şey bir apartmanda oturuyoruz. Bahçeli evlerden çok sevdiğim Fatma ablam. Büyük, büyük. Aileden kimse yok. Burası büyük bir site ve çok katlı bir site, çok daire var. Evet. Herkes birbirini tanıyor mu? Komşuluk nasıl mesela burada? Valla ben bir yıl oldu geleli. Daha öyle pek... Altta kim oturuyor biliyor musunuz mesela? Bilmiyorum. Ya işte. Allah seni ne yapmasın inşallah. Hayır, hep hayır. Hep söylüyorum. Hep söylüyorum. Ne söylüyorsun? Alttakini bilin, üsttekini bilin, yandakini bilin. Komşuluklar ölmesin. Üstten komşum var. Sonra komşunuz ölüyor, bilmiyorsunuz. Haberiniz olmuyor. Çok haklısın Seda. Ne yapayım yani, daha bir yıl oldu, bu kadar tanıyabildim. Ya kırkın daha önce biliyorsunuz alttakinin gittiğini. Bir yıl, bir yıl oldu diyor. Bir yıl alttakini öğrenemiyor musun? Ama daha, daha kendisi buraya yerleşme telaşı, o su bu su yani, ancak yani burada 5-10 yıl sonra ancak böyle güzel dostluklar kurdu. Yerleşebildin mi? Yani. Yerleştik çok şükür. Ha. Vallahi oh. Kira mı kız? Evli misiniz? Nesiniz? Yani evli misiniz? Kız ben kira mı? Bir dakika onu öyle. Kendi evim. Kendi evim. Kocan ne diyor? Çalışıyor şu anda. Ne iş yapıyor? Tekstil. Evet. Nasıl yardımcı olabilir mi bize her anlamda? Bilmem, senin isteğine bağlı. Ne istiyorsun? Ne yapıyor kız? İç çamaşır mı? Biz baskıcıyız aracı. Baskıcı. Ay. Bastı ne ya? Baskı. Ha baskı. Ha, böyle baskı, baskı yapıyorlar.
nasıl tanıştınız eşinizle? Ay hiç sormayın. Biz görücü usulü evlendik. Ama bize neler duyuyoruz? Bak, dikkat edin, hep görücü usulü. Hep görücü usulü. Evet, bizim tanıştığımız. Aynı yine bir evdeydik. Vardı. Orada da görücü ama bizim en çok merak ettiğimiz tanışma hikayeleri. Yani önemli değil görücü. Benim yanımda söylüyorsun bunu. Nasıl? Görücü usulüyle anlatmayayım diye. Millet çatır çatır evlendiriyorum. Tamam, buradaki hanımefendiler sorun. Var mı aşk evliliği yapan? Siz mi? Aşk evliliği. O anlatsın mesela. Ya ben... Siz de? Görücüsün. Ben de arkadaş vasıtasıyla tanışmıştım. Evet. Yani tanıdık birbirimizi. İlk böyle aşk oldu ilk başta. Tabii. Senin gönlün oldu. Nasıl buluşamadıklarını sen ayarlıyorsun. Yani şimdi tabii ilk etapta gizli oluyor bu işler. Mesela telefonun trafiklerini ben ayarlıyordum. Ha, arkadaşının telefon trafiğini ayarlıyordun. He, anladım. Ay, iletişim sponsoru. Ah canım benim. Harika. Kaç yıl oldu peki evlilik? Benim 38 sene oldu. Ayşe abi çocuklar? Bir oğlum bir kızım var. Allah bağışlasın. Oh, evlendirdin ki. Oğlum işte kaç oluyor? 78'li mi? 78'li. 36 işte. 36 yaşında. 37. Kızım da 29 yaşında. Ne yapıyorlar? Bir de kızım var. Oğlum babasıyla çalışıyor. Kızım da ayrı bir işte çalışıyor. Evli mi ikisi de? Hayır, ikisi de bekar. İkisi de bekar. Ben ne yapayım oğlum, Allah'a çok şükür. Tabii ablanın şeyi ben, var. Benim şey var Allah'a ben çok. Ben şeyle karıştırdım. Yüzünü de... Ne diyeyim? Yani benim Azize falan alakadar ben. O karı bana da geldi ve onu kimse almıyor annem. Azize. Ben bile onu eve veremediysem artık. Azize'yle karıştırdım ben. Bilmiyorum. Yatsın bir yerde uyusun artık, yedi uyurlar gibi kaç yüzyıl sonra uyanırsın. Bir televizyonu açabilir miyiz? Biraz sesini açabilir miyiz? Oğlum! Nasıl kadınım? Nasıl kadınım? Aynı anda iki yerde olabiliyorum. Öyle bir kadınım. Biz onu canlı sanıyorduk. Biz programı canlı zannediyorduk ama. Canlı zaten. Canlı bu. Ne diyorsunuz siz? Ben öyle bir kadınım. Hem oraya yetişiyorum hem buraya yetişiyorum. Ha, öyle şey. Kadınım ben. Ha. Allah'a çok şükür. Yemeğe mi geçsek? Hadi yemeğe geçelim. Yemek de sebebilirim biraz da. Hadi ben de bir su içeyim. Hadi. Seda abla hayırdır canım? Çok güzel bir sofra ve gözlerim kamaştı. Vallahi benim de kamaştı. Benim tek tekleşimden şeyim kamaştı. Helal olsun sana. Bir şey diyeceğim. Kamaştı canım. Çok güzel. Bugüne kadar çok güzel sofralarda ağırlandık ama galiba muhteşem. En iyisi. Yani en görsel olarak. En değişiyor diye. Muhteşem. Söylemediniz beni. Ama hakikaten şimdi baksana abi bakın. Şu keke bak. Herkes mesela börek yapıyor. Herkes mesela tat yapıyor. Ama genelde daha klasik ve hepsi gerçekten çok görsellik klasik. Olur. Kimsenin hakkını yemez. Çünkü herkes bize inanılmaz özenerek tabii ki hazırlanıyor. Tabii ki. Tabii ki. Ama burada biz mesela farklı gördüğümüz şeyler var. Mesela normal bir cheesecake ama bakar mısınız yıldız şeklinde. Evet, ben geleceğim. Ve çok, bu bir zevk ürünüdür. O yüzden çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca özenliğiniz için. Canım kardeşim. Mesela peçetelikler tek taş yüzükten yapılmış. Bak şuna bak, şuna bak, şuna bak. Şu ne şu? Ne? Şu, bu Transformers. Böyle bir şey var mı? Bu önceden yufka, sonradan börek oluyor. Harika bir şey. İçine girince de direkt yağ oluyor. Yani işte yani müthiş bir şey, inanılmaz. Bize anlatın lütfen farklı farklı şeyler. Mesela şurada portakal içinde bu ne? Bir evet. Sunum var. Kırmızı lahanada. Bu sizin keşfiniz mi yoksa bir yerden benim, mi gördünüz vallahi benim portakalın içine? Portakalın içine. Ben bunu kaç senedir yapıyorum öyle. Olabilir miyim kırmızı? Aferin sana bacım. Evet. Yalnız bir şey söyleyeceğim. O sarma tokat yaprağı değilse gidiyorum. Tokat yaprağı. Aferin sana. Evet. Kokulu kokulu öpüyorum. Bak, hem de buradan mesaj olsun. Ay, o yaprağı hazırlayan benim. Kendisi Tokatlı, Şile'de de lokantacı. Bir bayan arkadaşım Kadriye Hanım. Benim ondan sonra öyle bir bidon vermişti. Oh yani. Güzel. Peki. Bir bidon yaprağı şuraya, evet. Şuraya dinleyelim Ayşe abla. Bunda şey pancar kırmızı için. Pancarla patates haşlayıp karıştırdım. Salata haline getirdim. Hmm. Sonra kavukla, maydanoz koydum. Maydanoz, yeşil soğan, dereotu. Hmm. Ondan sonra kalıpla işte bu şekilde verdikten sonra mayonezli yoğurt koydum. Hepsini bir anda blenderda püre mi yaptın? Bir yoksa... ezdim. Ha, blenderla yapmadım. Blenderla şeyle ezecekle ama. Ezdim. Blender'da olur yani. Blender'la da olur. Biraz daha sulu olabilir. Bu kadar katı olmayabilir o zaman. Değil mi? Çünkü çok ben acayip severim. Hem pancaro patatese çok yakışıyor. Evet. Sonra şekil verdin ve içine bu yoğurt... Şey, mayonezli yoğurt, üstüne de pul biber. Pul biber, çok evet. Zevkli. Ne yapayım? Biraz anne, şey, zor çıkardım ama.
İçim şişti be. Niye içim şişti? Ne oldu? Bu kadar güzel hazırlamışsın, böyle oturup seyredelim diye mi? E başlarsın. Ya sana başlama diye mi var? Şimdi kız, şunu bana servis et annem. Ben sana edeyim servis. O da o kadar güzel duruyor. Kadın şahane bir şey. Kadın görün be. Ben onunla bir şey. Kadın görsünler. Şeyi keseyim mi? Evet, Rita Hanım yaptı. Aa. Evet. Rita ne ettin ya? Neresi sen anne? Kayseri. Bayseri. Evet. Şu mercimek köftesi var. Zeynep arkadaşımız yaptı. Onu Zeynep arkadaşım yaptı. Ellerinize sağlık. Zeytinyağlı sarma da benim. Yani gerisi hepsi benim. Ay karıyı kermese katılmış gibi konuşturdunuz. Hadi. Mesela tamam. Burada tatlım var. O da karşıki komşumun. Ona bakalım bir bak. Şu arkadaki tatlı iki tane inanılmaz güzel, evet. Güzel görünüyor. Al. Şunu al. Şunu ben tutayım. Diğerini de Ayşen tutsun. Şunların güzelliğine evet. Bakar mısınız? Yani sunum çok şey güzel ya. Mutlaka tadı da çok güzel ama. Bu da benim marifetim. Güzel vallahi ya. Çok güzel ya. Sabırsızım tamam. Biraz sıcakken yapmışım lollipoplar. Lollipop var üzerinde. Evet, onlar renk verdi. Ay ne güzel. Ben bir tadına bakmak istiyorum bunu. Tabii bakabilirsin. Bu elimdeki tatlı nedir? Bu baklava yufkasında. Baklava yufkasından evet. Yapılan bir tatlı. Figen kokusunu yaptı. Siz yaptınız yani. Vay vay. Yarışmaya geçelim diyorum. Hadi yarışmaya geçelim. Hadi anne. Hadi anne. Tamam. Çıkalım. Hadi o tarafa geçelim. Seda abla ve evin sahibi Ayşe Hanım yarışacak. Ve Rita Hanım'la Zeynep Hanım yarışacak. Yarışmamız son derece basit. Neymiş? Şöyle tutuyoruz. Ha. Ay dur, şunu tutuyoruz, ha. Buramızı da patlatmaya çalışıyoruz. Tamam, ben çok korkarım. Çok korkarım. Köpek değil, niye korkacağım? Bak köpek değil, niye korkacağım? Sana sezansları bilebilir. Al. Böyle şeyler. Bir dakika içerisinde kim daha çok balon patlatırsa veya patlatabilirse altınımızın sahibi olacak. Yarışma düdün sesini duyduğunuzda başlayacak. Eşler gelsin mi? Eşler yanına gelsin. Seda Hanım, Ayşe Hanım. Benim annemin de adı Ayşe biliyorsun. Zeynep Hanım, buyurun size şöyle yazıklar alıyorum. Evet, yarışma 5, 4, 3, 2, 1, Ayşe! Ay, ben çok korkuyorum. Aynı anda. Bir saniye. Sonucu açıklıyor beni. Reji arayıp. Gel park derim. Bir saniye. Ayşe etme doğu var. Efendim. Park derim. Efendim evet. Evet. Ayşe. Evet. Evet. Durum bir saniye skoru alıyoruz. Evet Ayşe Hanım. Evet. Rita Hanım. Evet. Ay öldük bacı. Evet. Ya yeter 600 skoru. Evet. Şimdi Şokey'den gelen son sonuçları açıklıyorum. Son sonuçları açıklıyorum. 11 balon. 11 balon burası. Ayşe Hanım ve Seda abla ama 11 balonun bir tanesini Ayşe Hanım elleriyle cırmıklayarak patlattığı için 9 balonu indiriyoruz. 2 balon. Ölmesin kız. Resmen balonu bak şöyle patlattı. Evet. Uyanık olacak. Tamam ben bir şey söyleyeyim mi? Uyanık olacak. Bak böyle yapıyor bak. Onun. Demek ki yanlış görmüşsün. Ama yanlış görmüşsün. Korkarım ben balon patlatmasın. Niye korkuyorsun? Onları yavaş çekimde sonra alacağız. Nasıl patlatacak? Peki, peki Rita Hanım. 9 balon. Rita Hanım. Ama çok güzel bir şey. Rita Hanım. Dur kız bir yarışmayı bitirelim. Gözlerinizi
sen kalbisin şala. Sesle yarışma. Rita'nın da 10 balon patlatmış. Ama 10 balonun 3'ünü Rita'nın da aynı şekilde cırmıklayarak evet, patlattığı için. Evet, yine yaptım. 3 balonu da ondan indirdik. Yani durum 9-7. Burası galip. Çok karışık. Ne anladın? Burası 9 balon patlattıysa burası 7 balon. 11 patlon. 7 dedi. Balon. Güzel bir şovatik de alıyordur. Efendim? Biz kazandık. Efendim? Her zaman için biz kazandık. Bir saniye. Evet. Oh. Teşekkür ediyorum. Ay. Oğlum burası 7 balon, burası 9 balon işte. Tamam, ben yalnız söyledim sen biraz önce. Burası 9, burası 7. O zaman Ayşe Hanım kazanıyor. Ve kazanan son... Altta siz çağırın, biz geliyoruz efendim. Bu kadar basit. Bu kadar basit. O zaman konuklarımız gelsin şöyle. Çok telefon ettiniz, şey yapmadılar mı? Açmadılar mı? Çırasını yakacağım. Size geliyor. Gösterin, mümkün gösterin değil. Size geliyoruz. Mümkün değil. Yüzünü çekelim. Neresi? Beylikdüzü. Oraya yakın gelemeyiz buraya. Annem yok. Beylikdüzü'ne geliyoruz, tamam önümüzdeki. Yakın kız buraya. Yok ya, geliriz. 5 dakika çek. Buraya. Evet. Neredesiniz? Abi erkeklere gitmiyor. Altın gün dedim abi. Tamam. 2 tamam. Ay oldu. Vallahi geliyoruz. Tamam, bak, geliyoruz. Hiç hayır demiyor. Şimdi artık programımıza başlayalım. Bomba gibi alkışlarınızla geliyorlar. Bugün Yıldız benim programının sunucusu. Özge Ulusoy. Jüri üyesi. Hakan Akkaya. Jüri üyesi. Mert Ekren. Jüri üyesi. Songül Karlı. Kocaman alkışlar. Sarmalanmış, kenetlenmiş. Evet, kitlenmiş bir ekip. Sunucudan başlayalım önce. Efendim, günaydın sevgili seyircilerimize. Canım benim, günaydın, hoş geldin. Hoş bulduk. Çok güzelsin, çok şıksın, her zaman sen olduğu gibi. Sen de öyle Çağla'cığım, her benim. Zamanki gibi canım arkadaşım. Şimdi tek tek konuşacağız, o ayrı. Şimdi bizim aklımıza bir şey geldi, onu yapmamız lazım. Ama dur önce bir konuşalım, bir sohbet edelim, şey yapalım. Ama çok heyecanlıyım. Bir yükseldi, ona ne çok bir şey çok fena yükseldim. Bir şey geliyor ben, belli. Ay ben Mert biliyorum. Mert'in sevgisini çok hissediyorum. Son gün hadi hadi. Bitti, tamam. Bitti. Şimdi yeni bir bizim akım yeni bir akımımız var, yeni bir dansımız var, onu yapacağız hep beraber. Eyvallah. Ne dansı seyircilerimiz söylesin? Nasıl? Penguen dansı yapacağız! Hadi canım. Ama bir dakika. Ama bir dakika, önce gösteriyorum. Çok basit. Bak, bir kere gösteriyorum. Yanlış yapan yani şu olursa... Şu ekip yapması lazım. Bak, yanlış yapan olursa beceriksizsiniz diyeceğim. Çok atıyor, basit. Atıyorsunuz. Allah bir falan şey versin ya. Senin başına gelecekler zaten penguen bugün hiçbir penguenin başına gelmemiştir. İzle. Ordu penguen cenneti değil, nereden bileyim ben ordu. Penguen yoktu bizim köyde. Gösteriyorum, çok basit. Sağ aç, kapat. Sol aç, kapat. Öne, geri, öne, öne, öne. Bu kadar. Ya bu mudur yani? Sağ aç, kapat. Sol, kapat. Açılın, açılın. Bak, bir dakika, biz yapalım bir saniye. Yapın bakayım. Hayır, yapacağız ya. Ne var? Ya bir yapsınlar.
tek tek. Nasıldı? Ay sabah. Çağla'nın ayağına bastım. Songül'ün ayağına bastım. Her sabah fenomen nasıl açıyoruz böyle programı? Tebrikler. Çok yakışmış. Sen bir şey söyleyeceğim bak. Bir şey söyleyeceğim. Hayatım ben dansa yetenekliyim, yapabiliyorum. Çok yaptın, hiç sıkıntı yok. Sen bugün çok dikkatli konuş. Böyle çok ağzından çıkan kelimeleri dikkat et. Bizi hiç kırma, üzme. Bir şey fark edecek mi peki sizi kırmayıp üzmese? Bence bir şey değişmeyecek. Hayır, sadece şiddeti azalacak. En azından sadece azalacak. Şiddeti azalacak. Hakan'a bugün çok tatlı. Bunlar bana bir şey yansıyor. Hemen programla ilgili. Var. Bu jüri nasıl bir araya geldi? Valla biz de anlamadık, bir anda oldu. Biz de fark edemedik. Yani. Yayına geldiniz, mutlu musunuz? Nasıl, anlaştınız mı? Çok çünkü mutluyuz. 4 kişi, 2 erkek, 2 kadın gerçekten hani zor olabilir. Biri birini sevmez, biri birinden hoşlanmaz, herhangi bir şey olabilir. Yan yana geldiğinizde neler hissediyorsunuz? Nasıl bir enerji var? Valla ben bayağı mutluyum şahsım adına konuşursam. Çok eğleniyoruz biz ekiple. İnşallah izleyicilerimiz de eğleniyorlardır. Hı hı. Daha da eğlencenin dozunu arttırarak devam edeceğiz günler içerisinde. Ya şeyimiz güzel, hepimiz farklı tatlardayız ama... Hepimiz profesyoneliz ve yaptığımız işi seviyoruz. O zaten biz çok eğleniyoruz. Biz eğlenmesek o ekrana yansıyor biliyorsunuz. Ekibimiz çok. Ekibi çok seviyoruz. Niye bana öyle bakıyorsun Ayşe? Bak bu bana ne yaptın söyleyeyim. Ya senin hakkında ciddi İkinizin, özellikle ikinizin didişmeleri. Evet dün izledim. Ben bugün rahatım. Konuk geleceksiniz diye dün izledim. Özellikle kafamız sağ ol. Bir dün mü izledin? Kafana mı sağladın? Yani sevgimden o. Sevgimden o. Beni severken ısırıyor. Ama şöyle bir şey var. Hakikaten inanılmaz seviyoruz birbirimizi. İyi niyet has safhada. Bence iyilerin bir araya geldiği bir program oldu. O yüzden çok rahatız. En azından bir şey söylemek istiyorsak herkes birbirinin yüzüne söyleyebilir. Ortak program sonrası toplantılarımız var. Yani kimsenin birbiri için bir şey diyeceği bir konu yok. Hepimiz tek tek gidip görüşmeye gittiğimizde bana isimleri söylediği zaman yuhi falan dedim yani. Ki ben bir önce... başka bir kanala imza atma aşamasında telefonda onlar eli önümde mukavele böyle ikilemde kaldım ama o kadar tatlıydı ki ekip isimleri de duyunca tamamdır deyip. Bir de herkes yani, kendi alanında profesyonel olduğu için kimse kimsenin işine karışmıyor. Çok burada yani. Bir sorun Hakan. Yani Hakan elbisemi kesecek diye korkuyorum bir gün. Bir de, kesmez, ben sorma. Müzik konusundaki bilgimi de sen biliyorsun. Sorma, uzun yıllar beni hep konserlerimde takip ettin. Orada bir çalışma çıkıyordur. Bizim ekipte şimdi şu çok güzel. Hani herkes kendi alanında profesyonel ama o demin söylediğin ya uyumsuzluk olabilir, kıskançlık olabilir. Sınırlarımızı biliyoruz. Hem sınırlarımızı biliyoruz hem de herkes farklı. Songül bir solist. Ben bir aranjör, besteci, söz yazarıyım. Hakan zaten modanın dahi çocuğu. Bana, bana şöyle bir isim bulamadım. Evet. Zaten Özge Ulusoy. Ben de Özge. Dolayısıyla hani kuliste arkadaş, yayında arkadaş. Biz eğleniyoruz. Dolayısıyla enerjisi programda güzel gidiyor. Ya ben bazen çok böyle memnun olmuyorum ama ne yapalım. Benim. Kalkıyor gidiyor yani. Falan. Nemrut. Peki bir bakalım hiç... o zaman programda neler oluyor. Sonra iki yarışmacımızı da davet edeceğiz. Şarkılar, türküler söyleyeceğiz. Buyurun. Bayağı iddialı yarışmacılarınız var, görüyoruz. İddia sonsuz. Onlardan biri gelsin o zaman alkışlarınızla. Rüya Seven geliyor. Üzülme, benim için üzülme.
seç. Bağlamak bana düşer. Bir ömür haram oldu. Ağlamak bana düşer. Bir ömür haram oldu. Ağlamak bana düşer. Kaybettiğimi başkasına ararım. Bundan sonra canım 40 yılda bir ararım. Sen de kaybettiğimi başkasına ararım. Benim için üzülme. Benim için üzülme. Benim için üzülme. Ya ne kadar uzunsun iyi maşallah ya. Teşekkür ederim. Nasılsın, hoş geldin. Hakikaten hoş bulduk. Gösteriyormuş. Adam oradan var ya avatar diye. Kendine paya çıkarma, sen de uzunsun da. Maşallah ama. Ses güzel ama. Öyle mi? Hareketler daha şey. Tabii sen... Beğendiniz mi? Çağlan. Sahne yapıyorsun. Sahne tecrüben var senin herhalde. Evet, var. Belli. Hoşunuza gittiyse nasıl? Kendi yarışmada nasıl görüyorsun? Nerede görüyorsun? Nasıl gidiyor? Çok iyi gidiyor. Çok şuradan güzel. Bahsedelim bugün. Gel şöyle sen jüri işe yap. Ya ben bir soru sordum. İstediğin gibi dedikodu bir şey yapabilirsin. Arkadaşlar iş tersine döndü şimdi bak. Bugün mesela jüri işe yap mesela. Evet. Hakan Akkaya nasıl giyinmiş? Puan ver. Canım buradan çıkıp puan. Dörtte bizim yayın var. Ya işte. Sanki konuşabilir miyim? Öyle bir problem. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Onu boş ver. Sen şimdi bugün bir şey olarak. Şimdi akşama puan alacaksın. Akşama puan alacaksın. Seni kadroya alacakmış. Dörtte program olduğuna göre bir düşünelim. Mert Bey her zaman sahnemizde inanılmaz güzel pat 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 doğru yerinde. Songül Hanım enfes. Tak tak tak. Tak ama burası ne olacak? Bu bebek ne olacak? Olacak. Orası biraz ya. Orada, biraz artık orada takılıyoruz. Takılıyoruz. Ama birazcık bir orada takılıyoruz. Yani. Hakan Akkaya'nın tarzı şeyi belli. Karakter belli yani. Evet evet, ama bugün herhalde kusur bulamayacak bana çünkü... Alişan'cığım sen yeni albüme gelirsin elbise diye. Seni ben yönlendireceğim başka bir yerlere. Bu arada herhalde bugün kusur bulamayacak çünkü üzerimdeki kıyafet... Bulamayacak dedi az sonra. Evet, bulamayacak ama az neden sonra. Bulamayacak az sonra. Diyor. Neden? Özge, evet. Özge Hanım'ın koleksiyonu. Alkış isterim bu kıyafeti. Yeni sezon. Olmayı söyleyeyim. Bu Özge'nin kıyafeti. Evet. Sabah. Nasıl oldu bu? Bunu sabah ben de giyiyorum. Hayır, benim sabah koleksiyonum. Sabah kulisteyiz. Koleksiyonundan ben bugün bunu giyeceğim dedi. Aa ne güzelmiş falan filan dedik. Özge giydim, hazırlandım aynı elbiseye. Buraya geldik. Rüyada aynı kıyafet. Özge'nin geri dönüşü var. Bir geri dönüşü. Ay bence gitseniz daha iyi olurdu. Ya ikiniz aynı anda da çıkabilir. Havalı bir şey olacak. Canım yani. Ama Özge Hanım beğendiyseniz teşekkür ederim. Nasıl buldunuz jüri üyeleri? Nasıl buldunuz sesini sabah sabah? Bak sabah kız Ali kalktı. Alişan bizim mesai başlamadı abi dörtte. Şu an konuşuyor. Bir şey söyleyeyim mi? Baya. Bizim dükkan kapalı. Abi ya bir şey söyleyeceğim. Rüya gerçekten. Ben hani ilk dinlediğimde de söyledim ona. Kıbrıs'ta sahneye çıkıyor ve ilk Kıbrıs'a gittiğimde onun sahnesini izlemek istiyorum. Çünkü o kadar dolduruyor ki sesiyle, çok, tavrıyla, evet. Aynen enerjisiyle. Bir de nefis bir ses. Yani aslında tamam, piyasada tamam. Olması gereken 20 senedir sahnelerde ama ben o yüzden üzülüyorum yani çok çabuk bir şekilde çıkmaları gerek diye düşünüyorum. Çünkü şu anda onun 5 tane kaseti belki hakikaten daha iyi yerlerde sahne alıyor olması gerek. Birçok sesten güzel bir ses. İnşallah bizim yarışmamız buna vesile olacak. Bu yarışmanın amacı da bu zaten. Yani Rüya şimdi Hakan... yarışan bir profesyonel zaten aslında. Evet. Evet yarışan ya, o bir anlamda doğru. Bunu zaten her şekilde görebiliyoruz. Hakan hiç imajına dokundu mu senin? Mesela ben bana göre saçların çoktan değişmesi lazım da nasıl Hakan onları kesmedi? Bu değişmiş hali öyle değil. Bu değişmiş hali aslında. Biraz daha biraz daha azdı. Biraz daha volümlü istedi Hakan Bey. Azdı. Volümler evet daha azdı, normalde daha seyrekti, biraz volümlü istedi. Dar giyinmemiş biraz Hakan Bey. Mesela kalkarsanız bir şey yapabilirsiniz. Bak işte, dar gibi. Dar mıyım? Alişan'cığım dar da kadının beline bak 30 santim. Tabii ki dar giyeceksin. Benim saçıma karar veremedi. Bir çağlanın saçı yap diyor. Bir peki bir dakika. Bir dakika. Karar veremedi. Bir şey Alişan bu kadar anlıyor kıyafetten. Dön arkanı, ceket nasıl kasmış bakar mısın yırtmaç? Neye kasmış ceket? Burada bir şey var. Bu var bu. Onun olmadığı hallerini de biliyorum ben. Gel ben seni eleştireceğim gel. Allah. Eleştirme müziği yapalım. Hakan çok iddialısın ama o kadar iddialı olma yani. Giymişsin geceliğini gelmişsin kardeşim. Aynen öyle. Yaşa çağla. Şey, geldim bugün. Nasıl akşam programa ben çıkmayacağım. Eleştirmek istiyorum. Eleştirmek. Baştan aşağı eleştirmek istiyorum.
Alişan, evet. Makas var mı stüdyoda? O ayakkabın eskimiş, püskümüş. Tamam mı? Ama onu kaç yıl önce aldığım belli değil. Bana burada hava atıp hani eskitilmiş... Alişan, konuştukça batıyorsun ama. Söyleme. Ha? Söyleme, konuştukça batıyorsun. Ayakkabının havası o. İşte onu söylüyorum. Alişan, biz 20 sene önceden... Ne diyecek, çok merak ediyorum. Öyle bir hani bana hava atıp... O havaya büründürmüş, evet. O üstündeki Hakan, kot mu... Hakan, sana sürprizimiz var yalnız onu şey yaparak. Aha, evet. Üstündeki kot mu, tayt mı belli değil. O nasıl bir ince bir şey. Yani bir delikanlıya yakışmayacak şeyler var. Allah! Dön, arkanı dön. Zaten gecelik mi giymişsin? Pantolon düşüyor. Pantolon düştü, düşecek affedersin. Üstündeki bu ne bu? Bu ama bu kadar yapamazsınız. Daha yeter abi. Ceketin rengi. Ceketin Alişan. Rengi. Affedersiniz, bizim orada bu rengi. Bak bir dakika. Bu rengi de falan. Ama bir dakika, bir es lazım. Bir es lazım. Neden bu kadar uzun giydim? İmrendirip seni kıskandırmayayım diye. Nasıl yani? İşte. Be, anla. Kısa giyersen isterim diyeyim. Her şeyi görmüş. Ne anlamadım. Anladım. Boş ver. Yani baştan aşağı 10 üzerinden 4 veriyorum sana. Kaçıyor. 4 veriyor. 4 veriyor ama. 4 veriyor. 5'ti son anda 4 yaptım. 10 üzerinden 4 veriyor. Hakan yıkıl. Aşkım bak, benim ne giydiğimin önemi yok. Benim giydirdiklerime bakacaksın. Olur mu canım? Aa, bak, kaç tane albümün olmaz. Var? Ay, beni de sıkıştırsanız oraya, bana duruyor ya. 13 tane. Duruyor bak, beni niye sıkıştırmıyorsun? Söylesene beni de. 13 tane albümü var. Evet. Bir tanesini ben yaptım. Bir her yerde evi çevir o resimleri kullanıyor. Benim yaptığım kıyafetleri. Neredesin? Gitti zannettim. Peki bir dakika şimdi. Bir saniye dur. Burada kendinizi bayağı kaptırdınız şimdi. Dur bir dakika. Biz her şey dahildeyiz. Bir. İkincisi, bir konumuz daha var içeride, onu çok beklettik. Onu da davet edelim. Alkışlarınızla kim geliyor? Didem Görmez. Ay, Didem gibi ayaktayız abi. Geç. Didem de. Haydi bakalım, şarkıyı alalım. Gel gel. Dans mı edeceksin? Kısa yol uzun, ben alim.
herkese ayağa kaldırdın. Coşturdun. Harikasın. Allah helal. Ağzına sağlık. Didem nasılsın? Görmez. Nefis ses değil mi? Güzel. İyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Ne güzel nefis. Geldin sabah sabah. Çok kuvvetli. Senin nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Yayınlar İyi nasıl gidiyor? Çalışıyor. Kendini arkadaşların arasında nasıl hissediyorsun? İyi hissediyorum. Sadece biraz açlık çekiyorum bu aralar. Allah Allah. Diyete soktuk onu da. Evet, ha, öyle diyorum. Son hafta jüriyi biraz üzdü. Beklenmedik evet. Puanlar aldı. Evet, bakalım bu haftanın sonucu ne olacak? Peki en çok ne türde eleştiriliyorsun? Müzik yönünden mi, moda yönünden mi, yoksa sesin mi? Her yönden. Her yönden çok eleştiriliyorsun. Aa, evet. Jürinin maşalları var yani, öyle diyeyim ben. Peki en sevdiğin jüri üyesi kim mesela, söyledikleri sana hani dokunmayan, ne söylerse söylesin. Şimdi benim için öyle bir şey... Diyemem. Şöyle diyemem. Çünkü az önce açık bir şey... Hayır hayır, onunla alakası yok. Buraya geldim ve teker teker hepsi elimden tutup Didemciğim nasılsın, iyi misin diye bana burada moral verdiler. Elimden tuttular. Bir anda velim gibi hissettim hepinizi burada. Sonsuz teşekkür etmek istiyorum buradan. Çok çünkü teşekkür bir şey ederim. Bak, ben onu ilk dinlediğimde dedim ki bu ses gerçekten açık havada, harbi açık havada konser vermeyi hak eden bir ses. Bir şarkıları şey söylemesi, ya bir tutunamadım söylüyor. Tabii canım. Yani hiç inanamazsın. Şey. Darmadım ona olur. İnşallah. Peki ama bir şey soracağım, sadece o değil yani, bir sürü çok güzel sesiniz var. Bir sürü tabii var. Ki. Doğru tabii ki. Haksızlık etmeyelim yani diğerlerine, müthiş sesler var ama tabii bazen hani bazıları böyle aradan bir çıt daha böyle sıyırılıyor. Bir sivriliyor değil mi? Arada onlardan benim kulağımı kanatan yarışmacılarımız da var tabii Çağla. Onlar iki haftadır elendi. İki haftadır elendi onlar. Ha, elendiler peki. Ama tabii bu kadınların hiçbiri şarkıcı değil yani, evde çamaşır bulaşığı bırakıp geliyor. Evet. Ona rağmen tabii ki orkestra, koçları evet. Çok çalışıyorlar. Tamamen ve... halktan birileri yani. Aynen öyle. Evet, Didem yani... de yarı profesyonel. O Çağla yani. Ve yani şeyi de unutmayalım. Pardon, çok değil. Değerli vokal koçlarımız var. Stüdyomuz, orkestramız çok yardımcı oluyorlar. Onlarla ve çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Bizim orkestra sizinkinden büyük, öyle bakma. Ama bizim orkestramız lütfen. Ama orkestra lütfen. Onlar da çok coşkulu ama. Yalkış, alkış ya. Hayır. Hayır. Hele o kemandan nasıl grup keman çıkıyor anlamadım ben. Maşallah. Bizim çıkıyor. Öyle. Bizim orkestra eşsiz. Bombasınız. Peki, oturalım. Buyurun. Çağlacığım ben çay yapıyorum. İsteyen var mı? Teşekkür ediyoruz. Didem'e bir kocaman alkış. Çok teşekkür ediyoruz. Daha sonra yine davet edeceğiz. Ne dağınık mutfağın var abi. Fincanlar nerede? Çay mı yapacağız? Evet abi. Fincanlar yok. Şimdi. Biz Mert'le bir çay yapalım. Siz çayı dökün canım. Bize tamam. Şöyle demlesinden. Biz geçen günlerde efendim konuk ettiğimiz Sefa Doğanay'ın. Yaptığı evet. Taklitlerden bir tanesi efendim, sevgili Hakan Akkaya'nın taklidi. Şöyle bir izleyelim, bir baksın Hakan, sonra buradayız. Çağla'cığım ben şimdi şunu söylemek istiyorum öncelikle. Bir kere çok şekersin. Teşekkür ederim. Yani gerçekten giyimine, kuşamına falan bayılıyorum değil mi arkadaşlar? Ay biraz gaz verin siz de be. Yani... Yani belki stilettolar biraz, bilmiyorum hani süet yerine başka bir şey bilemeyeceğim yani o kadarını. ama genel itibariyle güzel. Alişan zaten. Behlül'ü nasıl buldun? Behlül'ün ibi bir uygun renkte mi? Bence yarısı pembe olmalıydı. Daha modaya uygun. Daha güzel olurdu. Peki. Kuyruğuna da sarı meçler atsın. Hayır. Beyefendi lütfen. Hayır şimdi o kadar yıkıyorsun. Yıkıyorum. O kadar bakıyorsun, o kadar yıkıyorsun. Ben bordo mavi atacağım. Bir saniye ben konuşuyorum şu anda. O kadar bakıyorsun, yıkıyorsun. Evet. Şu kuyruğun ucuna da hafif sarı attırıver yani, ne olacak? Sarı olmadığına yasaktır. Bordo diyor. Ben sarıyı sevmiyorum. Yakıyor mu kuyruğunu? Bordo atarım, onu da sarı atmam. Adam Trabzonsporlu. Bordo mavi atacağım. Yani bordo mavi atacağım. Peki. Hakan Akkaya dedi ki. Sürpriz bu mu? Yok, ama değil. Ben de sana böyle yapıyorum. Tabii ki de bu değil. Hayır, pardon. Tabii ki de bu değil yani. Sessiz. Peki, sessiz. Şimdi sevgili Mert Ekren. Ne? Dönüyoruz. Hadi ve, bakalım. Efendim o aranjelerini yaptığı o muhteşem şarkılar. Ali Orda Mısın, Gülben Ergen'in, hele sen Mustafa Sandal mevcut, Alişan'ın ikimize ama, bir tane. Ama müzisyenlik babadan geliyor zaten. Ekran soyadını şimdi duyunca. Şimdi şu an benim anlatmış herhalde, ne alakası var bunun? Ama müzisyenlik, çünkü müzisyenlik babadan geliyor. Ben şimdi babasını çağırıyoruz dermiş değil mi? Allah Allah. Hayır ben efendim şarkılarından şöyle bir demet yaptık, onu izlettireceğim de o yüzden. Kolejimiz duyamadım var. Çok uzaktayız o yüzden. Evet. Alişan'ın kulağını açar mısınız? Buyurun efendim. Bir de kısa yazın sen yukarıda da ağlıyorsunuz. Mert Ekran'la ilgili sonra buradayız. Oh,
Harika. Kalemine sağlık. Yüreğine sağlık. Çok hakikaten. Teşekkür ederim. Bomba şarkılar. Yani ikimize birdenin benim okuma bir hikayem var. İkimize birden bana yapılmış bir şarkı değil. İkimize birden İzel'e yapılmış bir şarkıydı aslında. Aa. Tabii ki Mert şarkıyı yapıyor, İzel'e götürüyor. Çaldı mı, doğru söyledin. O zamanki yok, çalıştığımız firmayla aynı şeydeydik, şirketteydik İzel'le. İzel beğenmemiş şarkıyı. Sonra ağladı herhalde İzel. Sonra zaten İzel o günden beri zaten ağlıyor, evde çıkmıyor. Ve yani Çağla stüdyoya gidiyoruz. Alişan'la o zamana kadar hiç tanışmıyorum. Ben de şarkıyı pop diye bestelemiştim. Ama zaten Alişan'ın bir pop... Pop'a zaten uyumu var ama evet. Genel tarz olarak hani duyamadım. Pardon, o uyum nerede? Yok, benden sonra oldu canım. Pop'a dedi. Uyumum var dedi. Onu diyorum işte. Pop nerede? Müziğine yani. İşte var. Pop müziğe uyum var işte, sen dur. Partnerime laf ettirmem. Ondan sonra stüdyoya bir gittim. Hayatımda bir kere öyle bir şey yaşadım. Bir daha nasip olmayacak herhalde. Alişan şarkıyı aldı. İlk demo okuması. Denemek için okudu ve biz onu albüme koyduk. Evet. Ağzım açık kaldım ama dedim. Ama nasıl güzel okudu. Yani çok güzel şarkı. O zaten her şarkıyı onu çok anlamlı bir yerine okur. Ben sana söyleyeyim bak, senin ben tabii sen benden yaşça büyüksün. Ben ortaokuldayken falan da Varya çıktığında. Bak bir Varyan bir de bu benim hani böyle sende ayrı bir yere koyduğum iki şarkı. Çok, peki çok şimdi ben dedim ki biraz önce partnerime dedim laf ettirmem dedim. Ama bazı noktalarda da tabii hayatımda çok ayrı bir yeri var Hakan'ın. Sevgili Hakan Akkaya'nın çok yakın arkadaşım, dostum, kalbini çok sevdiğim insan. O yüzden onun benden bir isteği oldu. İzin verir misin yapacağım dedi. Ben de burada Alişan'ı satmak durumunda kaldım. Biraz Alişan'a bakım yapmak gerekiyor bakım, ya. Bakım yapmam bir gerekiyor. Bir otursana dedi. Şöyle. Ben demin sen gel buraya. Eyvah. Sen demin. Otur. Oğlum oturmayacağım. Ay. Yardıma geleyim mi tutmaya? Bir şey dikkat edin. Abi şaka. Ay kaşını alıyorlar şöyle. Eyvallah. Eyvallah. Alişan kalk. Adam. Ama bir şey söyleyeyim, eğer oturttuğunu koparsaydı şu an kaçsızdım, biliyorsun size hocam, değil mi? Bununkine ip değil ağda lazım. Alişan biraz suratı. Bakım yapacaktı sana. Hayır, sana bir bakım lazım. Bir ilaç kullanıyorum da kafamda çıksın diye kafam yerinde her yerde çıktı. bir de kafamda çıkmıyor. Alişan burada olmayacak. Sana seni bir detoks kampı gibi bakım kampına alacağız. Peki biraz müzik diyelim. Acaba bir şey diyeceğim, bir Songül. Öyle müzik, tamam. Öyle müzik yani. Şöyle bizi bir coşku bir şey yap ya. Nerede bileyim ben? Böyle bir hareketlendir bizi ya. Ha canlı mı? Canlı yap, böyle bir hareketlendir. Ne diyorsunuz? Tabii. Kendi kaşın. İşte nereden? En azından famaraş. Gidelim. Hadi. Harputlu derler, halımız budur kardeş. Elazığ, Urfa,
Kahramanmaraş, Erzurum dolu dadaş. Bize har kutlu derler, halımız budur kardeş. Vay lele vay lele, aras bulandı geçti. Vay lele vay lele, aras kurbanın oğlan. Vay lele vay lele, o yar bedendi geçti. Vay lele vay lele, aras kurbanın oğlan. Vay lele vay lele, yarım bedendi geçti. Vay lele vay lele. Bizim şey diyorlar ya bize, beğenmiyor ya bize. Bir sesine bak. Çünkü okuyacağım. Nebertim buraya gel. Şşş, bak ama senin sevdiğine. Ama senin sevdiğine. Yok on şimdi değil. Hayır senin sevdiğine. Akordum yok. Akordum. Gel ben akordu yaparım seni. Akordum yok. Akordum yok. Söylemem. Hayır her şey yapacaksın. Hayır. Söylemem. Her şey yapacaksın. Ne, hangi seni, seni seviyor? Seviyor. Abi, beraber söyleyeceğim. Ver sen onu. Neyi seviyor ki? Ben seni sevdim. Dünyalara bildirdim. Ben seni sevdim. Dünyalara bildirdim. Hendirdim kaşlarımı. Babanı, babanı mi öldürdüm? Hendirdim kaşlarını Özge. Hendirdim kaşlarını. Babanı, babanı. Havasından ordunun dereleri aksa yukarı aksa, ordunun dereleri aksa yukarı aksa, vermem seni ellere ordu üstüme kalksa, sürmedim ama seni. Son dakikada kulağıma gelen bir bilgi. Ordu'da bütün bayraklar yere inmiş.
şey. Hayır. Ben böyle bir şey görmedim. Ordu'nun dereleri böyle. Ordu'nun dereleri. Ay, yapma ya. Bu hayatım, bu modern yorum. Suavi Karlı'nın Hakan Akkaya'dan intikam dakikalarını. Aynen. Evet, yani, evet. Yani. Peki. Ama o zaman bak, akşama şenlik var. Bir, buradan duyuruyorum. 16'da bekliyoruz. Yani. İntikam alınacak. Tabii ki. Şimdi böyle Hakan şey, Akkaya hep çok iddialıdır. Hep her şeyi yaparım der. Elinden her iş gelir. Modası, o su, bu su. Şarkıda bir şekilde söyledi, etti. Biz de ne yapamaz, ne yapamaz acaba düşündük. Düşün. Ve ona bir sürpriz hazırladık. Şimdi dışarıya çıkacağız. Acaba yapabilir mi, yapamaz mı göreceğiz. Ben de ne olduğunu söylemiyorum. Sadece dışarı çıkıyoruz. Buyurun. Ekranların araba almışlar sana. Ayrılmayın. Hep beraber buyurun dışarıya. Hep birlikte. Buyurun. Ya, gel, sana gel. Araba almışlar. Gel. Neler oluyor ya? Gözünü kapat. Gözünü kapat. Özge dikkat et. Dışarıdayız. Ay, bakalım yapabilecek Hakan misin? Şimdi gel şöyle. Ay Hakan her şeyi yapabiliyor. Yürü ya, yürü. Hakan sıva kollarını. Sıva kollarını Hakan. Bir dakika açma açma. Ben elini şey vereyim. Bir dakika. Şöyle dön. Eline bir şey veriyorum. Sence ne bu? Bir tane. Şunu al. Şunu da al. Şunu da al. Gözünü açıyoruz. Bir. İki. Üç. Enşan gel. Bak neredesin? Bak aşağı bak. Hadi yıkayacağım Hakan. Yıkarım aç. Aç bu sana. Aç ver. Özge. Ay! 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 Gel. Bir şey bırak çocuğu. Ya bırak çocuğu. Çocuğu almış ama. Ayakkabılarını çıkar Hakan. Ayakkabını çıkar bak, bunun şuraya takılması evet, gerekmiyor mu? Dur yavaş. Bak bak nasıl biliyor ama nasıl biliyor? Şu kapalıyken yapılır. Ortamı kapa. Yani tamam. Yaklaşalım. Hayır. Aferin bak biliyor. Bak bu çocuk alı yıkamış. Ortamı aç şimdi. Yavrum bir şey... Ay! Tamam tamam oldu. Çocuğu alır şimdi. Gelmeyin keselim çocuğu keselim. Çocuğu... Çağla bununla... Bak bakışlarımdan anlasa. Anladım. Hafta sonu görüşürüz. Görüş. Bu ne ki ya? Ne var? Yıkarım ne olacak? Hakan köpük koysana biraz. Önce bunu koyarlar. Birazcık şey koy. Ben. Halı yıkar mısın? Songül şuna yardım et ya. Ben yapayım. Hakan yapayım. Ben yapayım. Abi su sıkıyor ya. Yaklaşamıyorum. Böyle köpüklenecek sonra. Hayır yaklaşamıyorum. Ama Alişan göster bu nasıl oluyor? E tamam şimdi sen fırçala. Sen üstüne su sıkacaksın gel. Ha öyle çek süpür. Hakan Akkaya yaparım yaparım. Ay ne ya şey, ben de araba avlarsana sanırım. Artık halı yıkıyor. Ay bırak şey benim çiğimi ne ya yaptırıyorlar ya. Halı siyah oldu. Yani gelsene Alişan. Gel bir şey göstereceğim. Zaten ıslandı Alişan, baksana. Gel bir şey göstereceğim. Beni zaten. Bu şey değil bu tamam canım bu ne olacak. Ya bir dakika dur ya. Çık küçük. Gel. Gel çocuğum gel. Nasıl yıkanır göster. Canlı olmuş çocuğu keserim diyor ya. Bırak. Ay biz oradan buraya getiriyorlar. Halı yıkıyor. Vay vay vay. Kim kazandı? Kim kazandı? İntikam alındı. Isladım. Ay Eyşan'ı da alıp gelmişim. Dur. Yayın... Ay canım. Yine çocuğu Ay, keserim dedi ya. Geç aşkım. Alişan ne oldu yavrum? Niye beni ıslattı? Bir sızıntı var. Bir şey söyleyeceğim. Beni ıslattı gördünüz değil mi? Şu arkanız. Her yerim ıslattı. O zaman Hakan Akkaya'dan bir şarkı söylemek istiyorum. R ver. Islandı kızım. Ay. Gel canım. Ordunun dekili. Aksa yıkan. Ay Allah'ım ya Rabbim ya öldüm ya. Ama neyse ki bak yemin ediyorum alıp hortumu ayrı ayrı yapabilir de hortumun nereye takılacağını tabii, falan. Tabii. Nerede var var bir görmüş ya. Orada değil, mı yıkadın? Araba da öyle yıkanır bir de yıkanır da bizim mahallede halı biliyorum yani. Biz de Cennet Mahallesi'nde çok yıkadık biz. Oradan biliyorum ben de. Vallahi öyle. Tabii ev işlerini öyle. Peki şimdi son gide sohbetimize başlayalım. Evlilik nasıl gidiyor? Senin enerjin zaten o evlilikle bence böyle bir 2-3'e katlandı doğru muyum? Doğru yani. Ne yani? Ya iyi gidiyor. Yani birbirini anlayan iki kişi. Çok birbirimizin hayatlarına çok müdahale eden kişiler değiliz. Hı hı. Saygıyla devam ediyor. O beni seviyor, ben onu seviyorum. Ne güzel. Yani Mert'i de çok seviyor. Enişten benim ya. Enişte gece saat 1 oluyor, arayacağım Mert'in numarasını bul diyor. Ha öyle birbirlerini sevdiler. Hmm. Peki Özgeciğim sende var mı böyle bir şey? Mecburum soracağım hiç kusura bakma. Arkadaş... Sen de bunu bana yapıyorsan ama. Yazıklar olsun. Özge herkes istiyor biz vermek istemiyoruz onu. Ben normalde Özge'ye bunu sormam bak.
Hiç. Şu kulağımdaki var ya, bunu yapmak zorundayım, kovulurum, işten kovulurum. Gürsel abinin işidir o, ben biliyorum. Bana fitne da yapıyor Gürsel. Akşam Allah işte. Evet, akşam Gürsel. İşte. Daha, şöyle, üstü, gelelim, şöyle bir şey daha hiç öyle bir şey yok, hep söylüyorum. Zamanı gelince, doğru zamanı hissedince inşallah. Şu evet. an işime kanalize olmuş durumdayım, hep aynı şeyi söylüyorum. Sen yaz bayağı bir kanalize oldun. Evet. İşine kanalize kanalize derken. Tefçi alıyorum, göbek atıyorum, yorgunluk. Aynen, koleksiyon devam ediyor. Yeni koleksiyonumuz çıktı, şu an satışa sunuldu. Çok Rüyanın güzel. Üstünde bir parçasını gördün zaten, 130 parça var. Hepsinden istiyorum. Getireceğim Songül'cüğüm, Çağla'ya da. Ben de biliyorum arada zaten. Mayo Bikini'ye geliyor. Önümüzdeki günlerde onun da çekimleri yapılacak. Mayo Bikini bir davet daha geliyor yani. Geliyor Çağla. Ama evet, artık senede bire düşürdüm. Geleceksiniz artık kardeş kardeş. Mayo Bikini plaj koleksiyonu geliyor. Spor koleksiyonu devam ediyor. O yüzden bayağı heyecanlı. Yoğun işle güçle ediyor. Uğraşıyoruz. Annelik duygusu henüz gelmedi o zaman. Gelmedi. Anladığım kadarıyla, onu hep söylüyorum. Herhalde onun bir yaşı var ya da bilmiyorum. Belki çok yoğun çalıştığım için henüz şu an yok, anne yok. Olabileceğimi hissetmiyorum yani. Hissetmiyoruz. O senin çalışmana bakmaz o iş, biliyor musun? O geldi mi vücut geliyor. Vücut saati tık diye gelir tabii, herhalde. Hormonal bir şey yani. Şu an bende yok. Zamanı gelince düzenli giden, sevdiğim, saygı duyduğum bir ilişkim var. İnşallah böyle devam eder. İnşallah. Allah nazardan saklasın. Sizde öyle bir hormonal bir hissiyat var mı annelikle ilgili? Yok ya. Ha yok. Yani ne zaman olur sizce? Hayır, iki tarafında olur? Çocuğu var ya. Ne gerek var? Ortak bir çocuk olması biraz. Hani illa bir evliyiz biz, beraber ortak. İkisini büyütelim. İkisi iyi eğitimler alsın. Ama ne bileyim, o aşkın bir meyvesi ayrı bir yok be, nedir o? Ben öyle şeylerin ama meyvesiymiş. İşte, ne meyvesi be? İşte ne bileyim, orman bir sene sonra flört bitiyor, normal mi? Aman yok be. Tropika adaları. Yok, siz, yok. Siz madem o meşhur soruyu bana sordunuz, ben de Alişan'a sormak istiyorum. Alişan'cığım, bütün Alişan Türkiye bunu bekliyor. Ya. Ne zaman evleneceksin? Yer seviyorsun yiyen. Babalık geldi, biraz antropoza gelmiş bence sana. Yeğeninin nasıl ilgileniyor yeğeniyle? Diyor ki bana, güzel bir kız. Ali diyor, ne zaman bitecek? Bir de eve gitmiyor muyuz? Sıkılmış. Ama bir şey söyleyeyim mi? Nasıl kız gibi maşallah. Değil mi ama nasıl benziyor? Maşallah. İkizler burcu ya, ikizler burcu korkunç baba oluyor. Baba bağımlı oluyorlar çocuklarına. Şunu sakallı abiyi tanıyor musun? Tanımıyorsun değil mi? Tanıyor. Nereden? Modadan kızım, moda. Abi. Gel sana da tütün dikeyim. Canım benim. Gel. Ya. Çok güzel çocuk. Çok maşallah. Ben ağzıma saç girdi ya. Ben Mert'le bir şarkı okuyayım ya. Ay, hadi okuyalım. Hadi buyurun. Mert bana... Bu arada diğer Rüya ve Didem'i de çağıralım. Onlarla hep beraber bir şey söyleyelim, tamam, olur mu? Çağla, Mert bana türkü yazıyor. Sen ikimize bir deni. Bana parça yapacak da türkü yazacak. Şimdi Alişan, Rüya yarışmada ikimize bir deni söyledi. Ve o seninle çok o şarkıyı söylemek istiyor. Tamam, sen istersen ikimize bir deni Rüya ile söyle. Ben tabii ki eşlik ederim. Ay, hepimiz söyleyelim ya. Tamam, güzel şarkı. Hadi koro olarak o zaman. Koro olarak. Biz hadi o zaman. Tamam. Bir şey olalım, vokal. Parçaya batırmayız. Hadi o zaman, Rüya ve Didem de geliyor. Alkışlarınızla. Aşkın bir anlamı yok mesele, sadece gurur. Ayrılık bizi vursa da tek çıkar yoludur. Bu nasıl bir savaştı anlayamadım, kalıcı bizdeki hasar. İstesem de kapanmıyor açılan yaralar. Dünya belki de her şey yalan, doğru yer yanlış zaman. İkimize birden yükleniyorum ama sen ağlama. Durma git, buna da alışırım.
mesele sadece gurur. Ayrılık bizi vursa da tek çıkar yoldur. Bu nasıl bir savaştı anlayamadım, kalıcı bizdeki hasar. İstesem de kapanmıyor açılan yaralar. İkimize birden yükleniyorlar ama sen ağlama. Durma git buna da alışırım. Olmasan da seni yaşatırım. Hayır, vakit varsa bir Mustafa Sandal taklidi almak istiyorum Mert'ten. İmkanı yok, alamazsın onu. Bir Mustafa Sandal yapıyor ki aynı birebir. Getirin bak Mustafa Sandal'la. Bir ses söyle. Aa, şimdi Alişan'cığım. You know feelings, bazen böyle bakıyorum. Bir şeyler yakın. Şu an hakikaten yapamayacağım yani böyle. Bir aya benzer dinler misin? Yok şey, onun imkanı yok işte. Bu kadar ya. Mert ya. Ya kimse Mustafa gibi aya benzer söyleyemez. Hayır hayır. Yok hayır. Mert lütfen şarkıyı ya. Mikrofon aç. Hayır. Dur dur. Arkadaşlar şarkıyı bilmiyorum, nasıl söyleyeceğiz? Aya benzer ama yüreğin. Ama şöyle aya benzer yüreğin. Doğal olarak takipteyim. Aya benzer yüreğin. Doğal olarak takip. Mustafa da bu kadar tiz ses nerede? Her yüreğim. Doğal olarak takipteyim. Aşık Ali'nin her semeyer. Seni seviyorum aşkım. Hoppa! Benden bu kadar. Süpersin. Ben diyorum ki biraz. Oynayalım biraz. Oynayalım somut biraz. Roman oynayalım mı acaba? Somut beş sahnede ne olur biliyor musun? Ne olur? Ver re ver. Ver re ver. Penguin. Beni yaptırdı bana ya. Aksa yukarı aksa. Ordunun derileri. Aksa yukarı. Az önce bir haber aldık. Deplasmana geldiler, çok şeydi. Az önce bir haber aldık. Bu şarkı repertuardan kalkmış gitti. Ordu'nun derelerini. Ordu'da milli yaz. Şarkı anonimdi. Aa, emin ol Müslü Hoca. Gurur duyuyorlar. Müslü Hoca emin ol, bütün ordu izliyordur da senin oraya girişin olur mu bundan sonra onu bilmiyorum ben. Ey bak. Bak hatırla. Penguen ya. Penguen. Hadi. Didem için bir alkış lütfen. Başarılar diliyoruz. Başarılar diliyoruz. Birbirinden tatlı, birbirinden enerjik ve gerçekten o enerjiyi ekranlara yansıtmayı başaran bir ekip. Sevgili Songül Karlı, Hakan Akkaya, Özge Ulusoy ve Mert Ekren için çok büyük bir alkış. Bizleri kırmadınız, geldiniz. Başarınızın devamını diliyoruz. Biz teşekkür ederiz. Çok eğlendik, çok keyifliydi. Yarın ne mutlu bize. 13 çeyrek geçe hepinize mesaj atacağım. İnşallah mesajım olumlu olur. Allah'ım yarabbim. Ya. Çeyrek geçe hepinize. Sen akşam bizi izle, 16'da bekliyoruz. Biz de senden bahsedeceğiz belki biraz. Sen şey tabii ki bu Hakan'ın da Alişan'la bir takım cümleleri olacak. 16'da bekleyin. Canlı yayında kaçırmayın. Bizden bugünlük bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.